Targeti bekliyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün Megane 4 kapılarına fitil uygulaması yaptık. Yener arkadaşımız şimdi size bu uygulamayı anlatacak. Evet Yener'cim, seni dinliyoruz. Öncelikle merhaba. Evet arkadaşlar, bizim bildiğimiz üzere Joy, Touch ve Icon donanımlarında kapı fitilimiz tek fitil. Sadece iç fitil olan kasa fitili mevcut. Bu da kapıyı kapatınca çok boş bir ses veriyordu. Biz de bu sesi gidermek adına sizlere biraz da yakından gösterelim. Şu gördüğünüz uygulamayı yaptık. 4 kapıya da bu uygulamayı başardık. Sonuçlarımız da gayet olumlu oldu. Kapının tamamen tüm kasasında bunları dönerek kapının temas noktalarına yerleştirdik. Malzememizin nasıl bir şey olduğunu da göstereceğiz birazdan. Buradaki amacımız tamamen belli süratlerden sonra gelen rüzgar sesi, lastik sesi ve dış aksamına gelen sesleri absorbe etmekti. Kapının kapanış seslerini gruptaki pek çok kişi toplantılarda görmüştü. Oldukça beğeni alan bir operasyon diyelim. Ön kapıda da aynı şekilde tam çerçeve işlem yapıldı. Onu bir gösterelim yakından da Yener. Şöyle göstereyim hemen. Şimdi nasıl yapıştırıldığını. Malzememiz 3M bant, çift taraflı bir yapıştırıcıya sahip. Kendi üzerinde bandı geliyor. Ayrıca gönderen kişi bir de yapıştırma güçlendirici bir mendil gönderiyor. Bununla beraber güçlendirerek yapıştırıyoruz. Kapımızın belli açılarını biz test ederek, yani pek çok çalışma deneyerek en uygun pozisyon bu şekilde karar verdik. Kapıyı kasmayacak şekilde. Tabii bunu biraz da talismandan örnek alarak yaptık değil mi? Tabii showroom'a giderek ilk önce bir talisman kapısını incelemek zorunda kaldık. Çünkü talismanda bu orijinalde var bu fitil. Arkadaşlar bir de Yener'cim lafını kesiyorum da. Mesela şurası aralık. Bunun aralık olmasındaki sebep şimdi kapı kasılmasın diye kapı aslında. Kapı kasılma, yani tam basması açısından aslında. Evet, yani kapattığımızdaki ses tok çıkacak. Yani böyle lamburt diye veya böyle tekrarlayan bir ses çıkmasın istedik. Evet. Çünkü tekrarlayan bir ses çıktığında rahatsız ediyor. Kapıyı kapattığınızda böyle bir şey sallanıyormuş gibi. Sanki kapı tamamen boşluğa geçip tekrar yerine geliyormuş gibi ses geliyordu. Ama bu şekilde hem kapıya zarar vermiyor, hem kapıyı kastırmıyoruz. Çünkü malzemeyi biz özenle seçtik. Malzememizi Türkiye'de temin edemedik. Uluslararası alışveriş sitesi olan AliExpress'ten temin edebildik. Eğimli D denen bir kapı fitili. Eğimindeki maksat da kapının kapanma tarafından arka tarafa doğru yük vermesi. Yani şu olaydı. Malzememizin de numunesi bu. Tamamen esnek bir malzeme. Dediğimiz gibi bandı var arkasında. Bandı yırtıp yapıştırdığımızda kalın kısım dışarıya gelecek şekilde yapıştırıyoruz hep. Şurada bir örnek gösterebilir misin? Tabii ki. Yani bu kalın kısım. Kalın kısım şu arka tarafa girecek, yani dış tarafa doğru gelecek ki kapının eğiminden yararlanacak. Yani karoserde şurada bir eğim var. Evet. Bu eğimi yakalamak için biz bunu yaptık. Tamamen D olan veya iki tarafı yüksek olan bir kauçuk kullandığımızda kapının kasıldığını gördük. Evet. Yani zor kapandığını, kasıldığını gördük. Bu yüzden bu malzemeye geçtik ve bu malzemeyi gerçekten çok başarılı bulduk. Tekrardan gösteriyorum. Kapattığımızdaki tek ses tok bir ses. Evet. Yani ve rüzgar sesi de kesinlikle almıyor arkadaşlar. Bunu testine çıktık. Özellikle yağmurlu havada lastikten gelen bir sürtünme sesi vardır. Yağmurlu havalarda yolda sürat haline giderken 80-100 arası bir süratlerde. Bu sesin tamamını neredeyse kapattık. Yani %60 oranında, hatta 70 oranında bir ses kısma şeyimiz oldu, opsiyonumuz oldu. Bunu tüm kapılara uyguladık. Diğer kapıları da göstereyim. Şoför kapısı aynı olmak üzere. Bütün kapılarda standart bir şekilde montaj şekli izledik. Hani göze hoş gözüksün istedik aynı zamanda. Evet. Çünkü sonuçta kapıyı açınca da böyle bir kötü tarzda uydurmasyon bir şey durmasın istedik. Aynı şekilde bütün kapıları aynı seçenek, aynı fitil, aynı malzeme ve aynı işçilikle montajını yaptık. Kapıyı kapattığımızdaki duyacağımız ses sadece tok bir ses. Hani ikinciye böyle vuran, içinde bir şey sallanıyormuş gibi ses gelmesin istedik. Malzeme için de link olarak başkanımız sizlerle linki paylaşacak. Dediğimiz gibi maliyetlerini de söyleyeyim size. Kapı başı hemen hemen bir 50-60 civarında bir, yani TL olarak bir maliyet çıkıyor. 4 kapı 200 lira gibi maliyeti var. Normalde bir kapıya 4 metre sipariş ediliyor değil mi? Evet, onu da söyleyeyim. Ben normalde arka kapılara 3 metre sipariş vermiştim ama küçük bir kısalık söz konusuydu. Çok önemli değildi. Ama 4 metre en ideali.
Yani 4 metreden dışarıya kalan sadece şu kadarcık bir malzeme oluyor. Bu artan bir malzeme. Güray arkadaşımızın arabasını az önce bu uygulamayı yaptık. Yan taraftaki araca. Aynen. Ondan kalan parçalar mesela her kapıdan yaklaşık olarak şu kadar bir parça artıyor. Evet. 3 metre aldığımızda karşılamıyor doğal olarak. Aynen. 3,5 gibi bir seçenek yok. Aslında 3,5 metre ama böyle bir seçenek yok. 4 metre fazla mal göz çıkarmaz. Bunları değerlendiririz biz bir yerlerde. Dediğim gibi uygulamak isteyen arkadaşlara her türlü konuda yardımcı olmaya açığız. Tamam. Dört ailesi olarak hepinize teşekkür ediyoruz. İyi günler.